Atatürk samimi bir Müslümandı. Atatürk, Türk milliyetçisi olmakla birlikte Allah'a inanıyordu. Mukaddesatına düşkündü, özel sohbetlerinde Allah'ın kudretinden ve dindar olmanın gerekliliğinden söz ediyordu. Atatürk müthiş dindar ve muazzam din bilgisi var. Ey millet, Allah birdir, şanı büyüktür. Koyduğu esas kanunlar Kur'an-ı Azimüşşan'daki ayetlerdir. İnsanlara feyz ruhunu vermiş olan dinimiz son dindir, ekmel dindir. Bütün ilahi kanunları yapan Cenab-ı Hak'tır. Atatürk'ü çok yanlış tanıyorlar. Atatürk hiçbir zaman dinsiz bir insan değildi. Dinini çok seven, ezan sesini çok seven ama her şeyin yerinde olması ve dilimizi de Türkçe olarak anlayarak yapmamızı daha uygun görmüştü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan hayranlığını ise sürekli dile getiriyordu. O Allah'ın birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim senin adın silinir fakat onun adı ölümsüzdür. Vefatına yakında bir ay önce yaklaşık Kur'an'a tam uyalım diyor. Peygamberimiz dediklerini tam yerine getirelim diyor. Ancak bu şekilde diyor dünyada ve ahirette kurtuluş olabilir diyor. Atatürk ezan dinlemeyi çok sever, bundan büyük bir manevi haz duyardı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Anıtkabir'e giderseniz görürsünüz Atatürk'ün şöyle bir Kur'an'ı vardır. Cebinden hiç çıkartmamıştır. Ömrü boyunca yanında olmuştur. Cephede de yanında. Vefatında da yanındaydı. Sürekli yanında olmuştur. Atatürk sürekli yanında Kur'an taşırdı. Dolmabahçe Sarayı ve Çankaya Köşkü'nü hafızları çağırtarak sık sık Kur'an okutur, ayetler üzerinde incelemelerde bulunurdu. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Kur'an'da iyi okuyan bir insandır Atatürk. O bilinmiyor olabilir. Yani Kur'an'ı Arapçasından, Arapça Kur'an'dan çok güzel okuyabilen bir insan. Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920'de Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde öğle ve cuma namazlarını kıldı. Ve camide hoca olarak hutbe vermiştir. Cuma namazında hutbe veriyor ya hocalar. Camide minbere çıkıp hutbe vermiştir Atatürk. 7 Şubat 1923'te de Balıkesir Zanos Paşa Camii'nde minbere çıkıp Allah birdir, şanı büyüktür, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir diye söze başlayarak hutbe verdi ve cemaatle birlikte namaz kıldı. Atatürk, Elmalılı Hamdiyazır'a Kur'an tefsirleri ve mealleri yaptırdı. Sahih hadis kitaplarının en önemlilerinden olan Buhari'yi tefsir ettirdi. Dinin doğru anlaşılması için Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdurdu. İlahiyat fakülteleri kurdurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdurdu. Şu an Türkiye'deki en büyük devlet teşkilatıdır. En büyük devlet teşkilatı Diyanet. En büyük yapılanmadır. Peki
Peki Atatürk nasıl bir millet istemişti? Türk ulusu daha dindar olmalıdır. Yani tüm sadeliğiyle dindar olmalıdır. Dinime bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum. On binlerce Kur'an dağıttırmıştır. On binlerce ve okullara hediye ettiğinde de el yazısıyla altına not düşüyor. Yani okunup incelenmesi, oradaki güzel bilgilerin alınması için. 1925 yılında ziyaret ettiği bir okula Kur'an hediye etmiş, Gazi Kız Numune Mektebi'ne dikkatle okunmak için hediye ediyorum yazarak imzalamıştır. Din insanların gıdasıdır. Dinsiz adam boş bir eve benzer. İnsana hüzün verir. Bu dinlerin en sonuncusu elbette en mükemmelidir. İslam dini hepsinden üstündür. Atatürk ulusuna dindar olmayı öğütlerken komünizmden ise şöyle söz ediyordu. Şurası unutulmamalıdır ki Türk aleminin en büyük düşmanı komünistliktir. Her görüldüğü yerde ezilmelidir. Atatürk'ün bu sözü üzerine ordumuz antikomünist olmayı devlet felsefesi olarak, yazılmamış devlet felsefesi olarak içine aldı. Ve Türk ordusu her zaman antikomünist olmuştur. Türklük aleminin İslam alemini birleşeceğini söylüyor. Bütün Türk ülkelerinin birleşeceğini ve bütün İslam aleminin birleşeceğini söylüyor.